Kayıt. Merhabalar, Mayıs 2011 TUS sınavı röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda kurserlerimizden Ekrem Bey var. Hoş geldiniz Ekrem Bey. Hoş bulduk. Öncelikle Sivas tanıyabilir miyiz? Cerrahpaşa 2010 mezunuyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Ekrem Bey, bu sizin ilk TUS sınavınız mı? TUS sınavına nasıl hazırlandınız? Hazırlanış süreciniz? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Bu benim ikinci TUS sınavım. Ben TUS çalışmaya internün başında başladım. İlk başladığı tabii TUS çalışmak kolay değil. İnsanların o derse oturması, odaklanması bayağı zor oluyor. İlk TUS'una girdim, farklı bir dershaneye gitmiştim. Orada başarılı olamadık. Gerek danışmanlık olsun, gerek kaynaklar ve bazı sıkıntılardan dolayı memnuniyetimiz yerine gelemedi. O yüzden de şey yapamadık. Hazırlamadık. TUS Time'ı tercih etmenizdeki sebepler nelerdir Ekrem? TUS Time'da şunu buldum açıkçası. Bir, danışmanlık hizmetleri gerçekten çok iyi. İki, gerek çalışılacak yerler ve kaynaklar konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz çalıştığınız zaman. Peki nereyi düşünüyorsunuz? Kaç puan aldınız? 67.2 puan aldım ben. Kulak burun boğazlı plastik cerrahi düşünüyorum. Zaten tıp fakültesine başladığımda da bu bölümleri istiyordum. Aşağı yukarı TUS Time'la da bana bu puanı aldırdı sağ olsunlar. Biz de tabii çalıştık, emeğini verdik. Evet. Peki TUS kampı ile ilgili, sınavdan önceki 20 gün TUS kampına katıldınız. Bununla ilgili işte TUS kampının nasıl geçtiği ile ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Tabii TUS kampı öğrencilere şu yönden faydalı. 20 günlük süreçte bir tekrar atmak gerçekten çok zor. Ve o dönemde kopuyorsunuz dönem dönem. İster istemez 2 gün, 3 gün kopuyorsunuz ve koptuğunuz zaman da geri telafisi olmayan bir dönem. 20 günlük bir dönem. Ve tekrarınızı bir şekilde en iyi şekilde atmanız lazım. Tabii o dönemde insan ister istemez işte TUS kampına geliyorum. Acaba olacak mı? Bana söyledikleri yeterli mi? İşte kaynakların yarısı anlatılıyor. Bazı derslerde işte daha az anlatılıyor. Acaba bunlar gelir mi? Gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ben de aynen bu sıkıntılar içindeydim. Hani sınava girerken, benle beraber kampa gelen arkadaşlarla beraber bu sıkıntıyı yaşıyorduk. Ama sınava girdiğimizde gerçekten şunu gördük ki hani TUS kampında söylenenler yeterli. Yani zaten sadece onları bilseniz 165-170 netleri görebilirsiniz. Yani o yönden faydalı yani. Peki genel olarak şöyle bir izlenim de var. Sonuçta başka bir dershaneye gidip belki biraz risk alarak kendinize göre kaynak değiştirdiniz. Kaynakları nasıl buluyorsunuz TUS Time'ı? Şimdi şöyle, kaynak değiştirme sıkıntısının konusunda insanlar sıkıntı yaşamasınlar. Çünkü zaten kampın amacı gelip bir şeyleri yazmak değil veya bir şeylerin altını çizmek değil. Geleceksiniz orada. Size ne söyleniyorsa onu dinleyeceksiniz. Hani bilmediğiniz yeri işaretleyeceksiniz, oraları yazacaksınız ve akşam gittiğinizde onları tekrar edeceksiniz ve çözebiliyorsanız belki 2000'den sonraki TUS sorularını çözersiniz, faydalı olacaktır yani. Peki bundan sonraki TUS sınavına girecek hekim arkadaşlarımız için önerileriniz nelerdir? Önerim şu, bir kere TUS'u gözünde kimse büyütmemeli. Mümkün olduğunca özet çalışmanın özet notlardan bakmaya çalışmalılar ve hocaların söylediği yerlere özellikle dikkat etmelerini tavsiye ederim. Peki Ekrem Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışma hayatınızda da başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim.